Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
Efendim? Gelmenize gerek yoktu. Çağırsaydınız ben gelirdim. Efendim, KGT görüntülerinde eski bulgular dışında yeni hiçbir şey... Erdem. Dinliyorum efendim. Erdem, dünyada binlerce merkeze ulaştırmamız gereken belgeler var. Tabii efendim, adresleri alayım. Beyaz Saray, Pentagon, Lordlar Kamarası, Kremlin Sarayı başta olmak üzere bütün büyük siyasi merkezleri. CIA, FBI, BND, Mossad, dünyanın bütün gizli servislerini. Sonra Amerika'dan Avrupa'ya, Afrika'ya, Çin'e kadar bütün dünya medyasını. Anlayacağın her yere aynı anda. Peki içeriğini öğrenebilir miyim efendim? Dünyayı yöneten kanlı ellerin kirli oyunlarını ve sistemlerini deşifre edeceğim. Bunu yapamayız efendim. Ne demek yapamayız? Dünyadaki bütün iletişim ağlarını kontrol eden bir sistem var. Tüm telefon hatları, internet bağlantıları, uydu haberleşmeleri bu ağ üzerinden geçiyor. Bu veri iletişimini filtreleyen sniffer, sistemi kuranların belirlediği anahtar kelimeleri, isimleri, adresleri tarayan bir sözlük gibi çalışıyor. Bu belgeleri gönderdiğimiz anda sözlüğün bir filtre sistemi devreye girer. Ve deşifre etmek istediğimiz tüm bilgiler dışlanır. Bana olmazları anlatma. Nasıl yaparız onu söyle. Bunun bir yolu yok. Sistemi onlar kurdu. O zaman biz de onların sistemine gireceğiz. Nerede bunların merkezleri? Dünyada birkaç yer var. Ama hepsi çok korunaklı. Senin bilgisayar sistemlerini en rahat kırabileceğin yer hangisi? Mısır. Ama orada da içeriden sanal ağ ortaklığı oluşturabileceğimiz birileri lazım. Ben bunu sağlayacağım. Orada bir adamınız mı var? Hayır, ben gireceğim. Efendim, bu imkansız. Bunu izletmek için mi çağırdın beni buraya? Daha önemli bir işin mi vardı? Koca bir örgütle uğraşıyorum. Keşke ben de senin gibi tek başıma takılabilsem. Bak o zaman senin seyredebileceğin ne filmler çekerdim. Madem film çevirmek istiyorsun, önce senaryo lazım sana. O benim kafamda. Kimseyle paylaşmam. Çalarlar. Peki, iyi oyuncuların var mı? İstemediğin kadar. Filmin adı ne? Bir şey var ama. Bak, işte o çarpıcı olmalı. Yeterince çarpıcı mı? Güzel. Volume 2.
Yine o koltukta uyuyakalacaksın bey. Sonra da boynum tutuldu diyorsun. Ne yapalım hanım? Kabe'ye doğru uzatamıyorum ayağımı. İlaçlarını aldın mı? Aldım hanım, aldım. Ben biraz dinleneceğim. Bak, bana haber vermeden tavafa gideyim deme. Sonra merak ediyorum. Yoksa Polat'a rahatsızlandığını söylerim ona göre. Tamam hanım, tamam. Bir şey istiyor musun? Kağıt kalem vardı içeride sehpanın üzerinde. Sana zahmet olacak hanım. Ne yazacaksın merak ettim. Yazdıktan sonra sana vereceğim. O zaman okursun. Efendim, tam koordinatları bulduk. Bilgisayar ekranınıza gönderiyorum. Tamam Erdem. Mekanın güvenlik açıklarını araştırıyorum. Ne afet, bu uçak inmeden oraya giriş anahtarını bul Erdem. Elimden geleni yapıyorum efendim. Benim yapabileceğim bir şey yok Hakkı Bey. Ben sadece size durumu anlatıyorum. Size anlatamıyorum herhalde. Vahap Kuzuzade'nin verasetiyle ilgili noter huzurunda Fehmi Bey'le görüşmem lazım. Bunun mümkün olmadığını tekrarlıyorum. Bu Cahit için de geçerli mi? Evet. İkisi de ev hapsinde. Aynı kurallara uymak zorunda. Peki Cahit'in ona bir şey yapmayacağına nasıl garanti veriyorsun? Sen Polat Alemdar'ın arkadaşıydın. Güya Polat Alemdar öldü. Sen de tapınakçı olmaya karar verdin. Onlar da seni kabul etti. Beni de affetti. Sonra orası patladı. Bir tek sen ve Üstad kurtuldunuz. Şimdi de Üstad komadan uyanacak da biz de serbest kalacağız ha? Çok saçma. O zaman sen anlat doğrusunu. Polat Alemdar yaşıyor. Senin yaptığın operasyonla beni ele geçirdi. Seni de buraya başıma nöbetçi olarak koydu. Polat, babamla bir pazarlık içinde. Benim karşılığımda bir şey istiyor. Sonunda ya babamı öldürecek ya da beni. İkinizi birden. Sen eskiden de böyle miydin? Yoksa hayal gücünü 1,5 yıllık yalnızlığa mı borçlusun? Bakalım 1 yıl sonra sen ne hale düşeceksin? Ben yalnız değilim ki. Sen nasıl böyle rahat oturabiliyorsun ha? Benim bildiğim senin gibi özel yetiştirilmiş adamlar böyle bir yerde tutuluyorsa boş boş oturmaz. Ne yapar? Günde 300-500 tane şınav çeker. Kaşıkla tünel kazar. Diş fırçasıyla silah yapar. Ne bileyim, kaçmak için bir plan yapar. Sen ne yapıyorsun? Üstad ölmesin diye dua et diyorsun bana. Benim bir planım var.
Bir tünel kazdım. Yakında buradan çıkarız. Anlaşılan üstadın yaşamasından başka bir çaremiz yok. Giriş anahtarımız bu mu? Evet efendim. Çalışanlar siber merkeze ancak parmak izi ve kendine ait olan bu parola ile girebiliyor. Parmak izlerini kendi yöntemlerinizle alabilirsiniz. Ama parolayı öğrenmek için adamı konuşturmanız gerekecek. Bu adamı karargah dışında nerede bulabiliriz? Çalışanlar genelde karargah dışında dikkat çekmeyen çöl partileri yapıyorlar. Başka bilgi var mı Erdem? Adamla ilgili başka bir bilgi yok henüz. Karargaha geldiğinizde size vermiş olduğum USB'yi yerleştirdikten sonra sistem sizden bir şifre daha isteyecek. 10 saniye içerisinde şifreyi kırmaya çalışacağım. Her şey yolunda giderse bütün aktarımı tamamlamak için sadece 3 dakikamız olacak. Süre bittiğinde karargah girişi ve çıkışı olmayan kapalı bir kutuya dönüşecek. Ve yok etme sistemi devreye girecek. Sizi başka ne gibi tehlikeler bekliyor bilmiyorum. Tamam Erdem. Sağ ol. Hadi kalk kalk. Sen de iş yok be. İçeride. Kiminle konuşuyorsun lan sen? Kiminle konuşuyorsun? Sen hangi aşirettensin? Ha? Söyle. Hangi aşirettensin? Tamam hadi sen git. Thank you.
Rahat olabilirsin. Vegas'ta olan Vegas'ta kalır. Yüzünü açabilirsin. Biraz daha keyfimin yerine gelmesini bekliyorum. İçince keyfin yerine gelir. Anlaşıldı. Sen yüzünü açmayacaksın. O zaman ben açarım. Ben açarım. Polat? Ne oluyor? Parolayı söyle. Ne parolası? Bu bana yeter. Ne oldu sana? Ne oldu? Kaçıyor. Kaçıyor, yakalayın. Koşun! Ne oldu? Çadırı bastılar, çok yaralı var. Kaç kişiler? Alın bunu Rebire'ye götürün. Çok kalabalık var. Çok yaralı var. Çok kalabalık var. Efendim, baskın var. Hemen toplanıyoruz.
Senin kimliğin nerede? Duydun mu? Çadırı basmışlar. Duydum. Umarım buraya kadar gelmezler. Senin bu bölgede ne işin var? Ben de yanlış yaptığımı şimdi fark ettim. Seni öldürmeliydim. Beni duyuyor musunuz efendim? İçeride misiniz? Efendim beni duyuyor musunuz? İyi misiniz? İçerideyim Erdem. Sesinizi duyduğuma çok sevindim. Şimdi B bloğa geçiyorsunuz. ...15 metre ileride merdivenden çıkacak karşınıza. Efendim, parmak iziyle parolayı alabildiniz mi? Evet. Hanginiz yaralıydı? Efendim bir şey mi oldu? Elektrikler kesildi Erdem. O zaman artık yapacak bir şeyimiz yok. İçeride bir ışık görüyorum Erdem. Sistem odasının elektriği kesilmez. Ama artık oraya girişin bir yolu yok. Efendim bir an önce oradan çıkmanız lazım. Enerji, güç. Efendim beni duyuyor musunuz? Efendim. Beni duyabiliyor musunuz? Efendim beni duyuyor musunuz? Erdem. Erdem şifreyi kır.
Erdem! Şifreyi kırdım efendim. Geriye sayım başladı. Yalnızca 3 dakikanız var. Onunla olmaz gerizekalılar. Çekilin. Tamamının aktarılması için yeterli süremiz yok. Yok etme sistemi devreye girecek. Bir an önce oradan çıkmalısınız. Bu topraklardan kanlı ellerinizi çekeceğinize söz verdiniz. Ama sözünüzde durmadınız. 13 yıl önce bugün 11 Eylül'de yazdığınız oyunu bozuyorum. Dünya artık sizin sahneniz olmayacak. Bundan böyle yaptığınız hiçbir kirli anlaşma, hiçbir kanlı pazarlık gizli kalmayacak. Dünyayı bir örümcek ağ gibi sarmış olan sisteminizin sonu geldi. Ben bu oyunu bitirmeye and içtim. Dünyanızı başınıza yıkacağım. Nerede adam? Ölmüş. Thank you.
Ne var? Efendim, çok büyük bir sorunumuz var. Sistemimize saldırı yapıldı. Kim? Dünyayı bir örümcek ağ gibi sarmış olan sisteminizin sonu geldi. Ben bu oyunu bitirmeye and içtim. Dünyanızı başınıza yıkacağım. Polat Alemdar. Tedbir almaları için herkese haber veriliyor. Artık çok geç. Bu saatten sonra her şey olabilir. Ne yapacağız? Bu bir felaket. Amon'la bu konuyu görüşmeliyim. Armageddon adlı terör örgütünü kurmak suçundan tutuklusunuz. Polis! Baskın var! Bekuy! Çabuk olun! Haydi toparlanın! Come on! Hadi çabuk! Come on! Acele edin! Yat! Herkes ellerini kaldırsın! Ellerinizi kaldırın! Kaldır. Yat! Yerde kal! Kaldır elleri, kaldır! Herkes ellerini kaldırsın dedim! Yat! Kaldır elleri! Hands up! Kımıldama! Atma, yerde kal! Don't move! Yat. Dur, yaklaşma! Ebola! Yaklaşma, Ebola! Senatörle konuşmam lazım, hemen. Ne? Ne demek ulaşamıyorum? Bağlayın hemen. Çabuk bağlayın, çabuk! Savunma Bakanlığı görevimden istifa ediyorum.
Piramit operasyonunun yankıları artarak sürüyor. Savunma sanayine ait projelerin holdinglere sızdırılmasından sorumlu tutulan müsteşar Steve Collins tutuklandı. Collins'in ifadeleri piramit belgelerindeki bilgilerle örtüşüyor. Sızdırılan belgelerde nedenini açıklamadan istifa eden Senatör Richard Preston hakkında da Orta Afrika'daki etnik gruplara silah sağlamak suçlaması bulunuyor. Laboratuvarda bulunan görevliler, patlayan bir deney tüpünden sızan, o laboratuvarda üretildiği tespit edilen ölümcül bir virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Tutuklanan diğer çalışanlar, özel bir yerde karantinaya alındı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor. Piramit belgelerinde adı geçen bu laboratuvarın salgın hastalık virüsleri üretmekte olduğu iddia ediliyordu. Piramit belgelerine dayanarak yapılan operasyonlarda şu ana kadar dünyanın birçok ülkesinde içinde politikacı, bürokrat ve iş adamlarının da bulunduğu yüzlerce kişi tutuklandı. Yetkililer kaynağın güvenilirliğini sorgularken operasyonu kimin yaptığı merak konusu. Neler oluyor Brandon? Hangisinden bahsediyorsun? Bütün gün haberleri keyifle izlerken şimdi laboratuvar baskınını gördüm. O sorun kendiliğinden çözüldü. Hiçbiri karantinadan çıkacak kadar yaşayamayacak. Ama bundan sonra olacaklar için tedbirli olmalıyız. Dahası mı var? Buna kim cüret edebilir ki? Sanırım operasyonu kimin yaptığından haberin yok. Şunu izle öğrenirsin. Bu topraklardan kanlı ellerinizi çekeceğinize söz verdiniz. Ama sözünüzde durmadınız. 13 yıl önce bugün, 11 Eylül'de yazdığınız oyunu bozuyorum. Dünya artık sizin sahneniz olmayacak. Bundan böyle yaptığınız hiçbir kirli anlaşma, hiçbir kanlı pazarlık gizli kalmayacak. Dünyayı bir örümcek ağ gibi sarmış olan sisteminizin sonu geldi. Ben bu oyunu bitirmeye ant içtim. Dünyanızı başınıza yıkacağım. Polat Alemdar. Ronald? Sir, efendim, bir süre konuşmamız gerekiyor. Ronald, beni duyabiliyor musun? Geçmiş olsun, umarım çabucak iyileşirsin. Sana sormam gerekenler var. Patlamayı hatırlıyor musun, Ronald? Törende Fehmi Kuzuzade hakkında af kararı verildiği doğru mu? Siz Cahit'i onu alması için dışarı göndermişsiniz, doğru mu? Şimdilik bu kadarı yeterli. Siz biraz dinlenin. Daha sonra devam ederiz. Your Majesty. Siz ve Cahit dışında kurtulan kimse olmadı. Hmm.
ölmüş olmanı dilerdim Polat Alemdar. Bütün planları alt üst ettin. Bundan sonra olacakları tahmin bile edemiyorum. Bundan sonra olacakları ben buraya yazdım. Hoş geldin. Vatanımıza, milletimize ve bütün insanlığa hayırlı olsun. Sağ ol. Aksaçlı'nın operasyonları yönetmesi ve hatta bilfiil katılması sizden önceki dönemlerde rastladığımız bir uygulama değildi. Doğal olarak bu durumun benim dönemimde devam etmesi düşünülemez. En uygun çözüm, operasyonel kanadı senin yürütmen olacaktır. Haklısınız. Bence de bu öneriniz hem ihtiyarlar heyetinin gizliliğini korumak hem de siyah sancağı operasyon özgürlüğü sağlamak açısından iyi olacaktır. Hemfikir olduğumuza sevindim. Bütün dünya yaptığın operasyonu konuşuyor Polat Alemdar. Nerede kaldı bunlar? Şu hale bak, artık cevap bile vermiyorlar. Basıyorum, basıyorum. Ne gelen var ne giden. Ben onları getirmesini bilirim. Fehmi Bey sizi çağırıyor. Sizi buraya getirebilmek için illa yaygara mı koparmak lazım? Efendim, bunu takmanız gerekiyor. Uğraşamam. Takacaksan gel tak. Artık gerek yok. Fehmi Bey'in kelepçesini de çıkarabilirsiniz. Üstad uyandı. Sağlığı nasıl? Konuşabildi mi? Sağlığı pek iyi değil. Fehmi Bey'in toplantıda affedildiğini, sizin masum olduğunuzu, Fehmi Bey'i getirmek üzere dışarı çıkmak için emri bizzat kendisinin verdiğini doğruladı. İkiniz de serbestsiniz. Ben hemen karaları sorgulamalıyım. Beni onlara götürün. Maalesef. Aldığım emir ikinizi de İstanbul'a götürmem üzerine. Efendim, bu sizden alınan özel eşyalarınız. Teşekkürler. Fehmi Bey, sizin de bütün kişisel eşyalarınız İstanbul'a nakledilecek. Eksik olma. Bu esaret dünyasını hatırlatacak hiçbir şey istemiyorum. Hepsi kalabilir. Ne zaman çıkıyoruz? Helikopter birazdan burada olacak. Polat Alemdar yaşıyorsa bunca zamandır neredeydi ve ne yapıyordu? Ben artık biliyorum. Taşlar şimdi yerine oturdu. Hangi oyunun taşları? Silahlı bir oyun.
Merakla dinliyorum. Armagedon'un içindeki adamım Kara ve ekibiyle alakalı Siyah Sancak diye bir şeyden bahsetti. Siyah Sancak? Alemdar'ın gizli ordusu. Alemdar, terör örgütü de diyebiliriz ha? Şey hazır. Ama bu son operasyonlar planımızı etkileyecek mi onu merak ediyorum. Hayır, etkilemeyecek. Ben o konuyla bizzat ilgileneceğim. Sen şimdi ekibini yerleştir. Planı uygulamaya başlıyoruz. Konuştuğumuz yerde, konuştuğumuz tarihte. Ha, bir şey daha var. Oyunu senin için heyecanlı hale getirecek bir şey daha var. Tamam, siz hiç merak etmeyin. Tarih yazma sırası bizde. Polat Alemdar'ın hortlamasına ne diyorsun Sadık Britani? Şaka mı bu? Gir. Halifem, infazı kayda almak için sizi bekliyoruz. Sagir, sen ilgileniver. Müsaadenizle Halife Hazretleri. Hazır mısınız? Gir kayla. Hala bıkmadın mı? Ben bir daha satranç tahtası bile görmek istemiyorum. Bu senin bildiğin satranç değil. Çok merak ediyorum, bir şey soracağım.
Gerçekten kazmış mıydın? Sen gerçekten hala orada mısın? İlgili makamlar operasyon hakkında açıklama bekliyorlar. Operasyonun bilginiz dahilinde gerçekleşmediğini söyleyebilirsiniz. Bütün sorumluluk bende. Ama bu durum sizi çok savunmasız bırakacak. Müthiş bir karalama kampanyasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Kolay kolay toparlanabileceklerini zannetmiyorum. Gir. Efendim, Cahit Timur satrancı ile mesaj yollamış. Sevindim. Patlamadan beri haber alamıyordunuz, değil mi? Cahit olduğundan ne kadar eminsiniz? %99 eminiz efendim. %1? Onlar sistemimizi çözdüler. Bu riski göze alamam. Hoş geldiniz Fehmi Bey. Hoş bulduk Hakkı. Buyurun. Başınız sağ olsun Fehmi Bey. Keşke babanız da bu günleri görebilseydi. Sağ ol Hakkı. Sağ ol. Hakkı, telefonu verir misin? Cahit, Fehmi ben. Efendim Fehmi. Kusura bakma, heyecanımı mazur gör. Sana bir hoşça kal diyemedim. Önemli değil. Sana teşekkür etmek istedim. Orada bir süre benimle aynı kaderi paylaştın. Esaret hayatım boyunca tek kazancım seni tanımak oldu. Dostluğunu unutmayacağım. Sağ ol Fehmi. Al Hakkı. Bir saat oldu, haber yok. Anlaşıldı. İletişim sakıncalı. Thank you.
Yakın. Babam nerede Süleyman? Ömer Bey burada otelde efendim. Yanında mısın şu an? Yanında değilim ama görebiliyorum. Lobide bir arkadaşıyla sohbet ediyorlar. Ne arkadaşı Süleyman? Kim o? İzzet Bey efendim. Nereden arkadaşıymış? Bilmiyorum efendim. Nasıl bilmezsin? Ben seni oraya boşuna mı diktim? Ömer Baba eski bir ahbabı olduğunu söyledi. Ben araştırdım. Cidde'de düzenlenen İslam ve Dünya Barışı konferansında konuşmacıymış. Oradan da 4 kişilik heyetle... Umre için Mekke'ye gelmişler. İyi. Annem ne durumda? Odasında istirahatte efendim. Sen güvenliği en üst seviyeye çıkar. Efendim bir şey mi oldu? Dediğimi yap Süleyman. Hadi yavaş yavaş yavaş. Anacığım? Oğlum. Nasılsın anacığım, iyi misin? İyiyim evladım. Babam nasıl, saati yerinde mi? Sana kim söyledi evladım? Neyi kim söyledi anacığım? Ne oldu? Hay Allah. Öyle çok endişe edilecek bir şey değil. Babanın tansiyonu yükseldi. Bana niye haber vermediniz? Babanı bilirsin. Sakın söyleme demişti. Seni onca işinin arasında telaşa düşürmek istemedi. Sıcaklar dokundu herhalde. Ama şimdi iyi maşallah. Doktora göründünüz mü? Süleyman oğlum her şeyimizle ilgilendi. İlaçlarını da aldık. Birkaç gün istirahat etsin dedi doktor. Sen bizi merak etme evladım. Anneciğim bir süre dışarı çıkmayın, otelde kalın olur mu? Bir sıkıntı mı var ki evladım? Bir sürprizim var size. Ah, hep beraber buraya geliyorsunuz. Kızlarım da burnumda tütüyordu. Neyi düşünmüşsün? Yok anacığım, ben yalnız geliyorum. Sen babama söyleme ben gelene kadar, olur mu? Olur yavrum. Hadi Allah'a emanet olun. Yapma. Sen şimdi görürsün. Hayır. Ya niye kapattın? Telefon çalıyor. Aa bak, baban arıyor. Aa, söyle o da gelsin. Pijamalarını giyip gelsin. Yoksa giremez, ona göre. Polat. Nasılsın? Leyla, önemli bir mesele var. Elif yakınındaysa ona belli etme. Tamam. Tamam, duymuyor. Ne oldu Polat? Armageddon babamların evini bastı. Polat nasıl olur? Ömer babaların haberi oldu mu peki? Ben yoldayım, yanlarına gidiyorum Leyla. Sizin güvenliğiniz de arttırıldı. Evden hiçbir şekilde ayrılmayın. Tamam Polat. Yapabileceğin başka bir şey var mı? Elif'i öp benim için. Tamam. Sen bizi merak etme. Kendine dikkat et. Safiye'den bir haber var mı? Yeni bir haber yok efendim. Hala Gazze'de. Birleşmiş Milletler ekibiyle hareket ediyor. Uzaktan takip etmeye çalışıyoruz ama şartları biliyorsunuz. Sen ne söyleyecektin? Efendim, Suud istihbaratıyla görüştüm. İnince bizi Fazıl Bey karşılayacak. Fazıl Bey'e söyle. Babamın otelde görüştüğü bir heyet varmış. Onları araştırırsın. Peki efendim. İzzet Bey kardeşim, onca zaman sonra sizinle bu vesileyle karşılaşmak çok güzel oldu. İnşallah konferans da hayırlara vesile olur.
İslam'ın asla tasvip etmediği şeylerle anılmasının önüne geçmek için bu tür faaliyetleri bir fırsat olarak görüyorum. Çok doğru. İslam'ın gerçek yüzünü anlatacak kardeşlerimiz konuşmadığı zaman hak yerine batıla gün doğuyor. Affedersiniz efendim. Buyur evlat, buyur. Nazife Hanım ilaçlarınızı hatırlatmamı istedi efendim. Ben artık müsaadenizi isteyeyim. Sizi yordum. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Yine görüşürüz. İnşallah efendim. Hürmetler efendim. Fazıl. Hoş geldiniz Polat Alemdar. Hoş bulduk. Buyurun. İstihbarat servisimiz istediğiniz araştırmayı yaptı. Konferans özellikle 11 Eylül haftasından itibaren düzenleniyor. Pek çok ülkeden akademisyen ve alimlerin de katıldığı geniş çaplı bir toplantı. Dün babanızın da kalmış olduğu otele gelen 4 konuşmacının verileri burada mevcuttur. Teşekkür ederim. Konferansın diğer katılımcıları ile ilgili de bilgi var mı? Daha detaylı bir dosya hazırlamak isterdik. Ama bir yoğunluğumuz vardı. Yeteri kadar zamanımız olmadı. Özel bir durum mu var? Irak sınırından bazı şiddet militanlarının sızdığı bilgisini aldık. Buralardan hiç gidesim yok Nazife Hanım. Rabbimden bir dileğim var. Benim canımı burada alsın. Öyle bir dua ediyorsun ki. Amin desem olmaz, demesem olmaz. Amin de hanım, amin de. Her şeyin hayırlısını o bilir. Hani bütün yolculuklar beraberdi bey. O zaman sen de benim için amin diyeceksin. Allah bizi ayırmasın. Allah'ın takdiri hanım.
Ben seni hiç incittim mi hanım? Bilmeden yaptıysam da hakkını helal et. Helal olsun. Benim de sana helal olsun. Allah'ım, sen şahit ol ya Rabbim. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk Süleyman. Nerede babamlar? Odalarındalar efendim. Timur seninle konuşacak. Tamam, siz aşağıda kalın. Hanım, al bunu iyi bir yerde sakla. Ne o? Sana yazdığım mektup. Bismillahirrahmanirrahim. Anacığım. Gel. Öyle tügat. Babacığım. İndir mescidi harami. Hatta yügatülük. Sadakallahu lazim. Hoş geldin evladım. Buraya kadar geldiğine göre artık dışarı çıkabiliyorsun demek. Çok memnun oldum. Ben de çok sevindim evladım. Sana söyleyemiyordum ama çok üzülüyordum ben o gizli saklı haline. Arkadaşların nasıl evladım? Abdüley, Cahit, Kara, iyiler mi? Cahit'le Kara'dan bir süredir haber alamıyorum babacığım. İyi olduklarını ümit ediyorum. Abdüley ise sizdir Ömür. Başımız sağ olsun oğlum. Başımız sağ olsun. Peki, bütün bunların arasında sen niye buraya geldin evladım? Benim dışarı çıkışımın bazı etkileri oldu baba. Sizlerin yanında olmak istedim. Bizi merak etme. Biz emin beldedeyiz evladım. Dünyanın en güvenli yerindeyiz. Sen Elif kızımla Leyla kızımın yanında ol. Müsaadenizle babacığım. Efendim Fazıl. Efendim, size bahsettiğim Şedid militanlarıyla ilgili önemli bir bilgi aldık. Militanlardan biri sizin kaldığınız otel civarında görüntülenmiş. Fotoğrafını gönderiyorum. Ne olursa olsun babamların yanından ayrılma. Efendim, bir şey mi oldu?
Son birkaç saatin kamera kayıtlarına bakıyoruz efendim. Bulabildiniz mi bir şey? Söylediğiniz adamı bulamadık efendim. Otele girse mutlaka bir kamerada görürdük. Belki de tesadüfen buradan geçti. Şunu aç bakayım. İleri sar. Biraz daha. Dur. Şurada dur. Dur. İşte efendim. Devam et. Biraz hızlı sar. Şuna geç. İleri sar. Daha ileri. Daha ileri. Başa sar şimdi. Dur. İşte bu adam. Efendim, nereden çıkardınız? Yüzü görünmüyor bile. Adam tuvalete gitmiş. Bir saat olmuş gideli Süleyman. Niye çıkmamış? Buradan ayrılma. Gözünü dört aç. Thank you.
Süleyman, otelin altı bomba dolu. Bütün oteli sessizce tahliye etsinler. Sakın panik yaşanmasın. Timur'a da haber ver. Babamları acilen güvenli bir yere götürün. Katı boşaltıyoruz efendim. Çabuk çabuk. Hanımefendi buyurun hadi. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Panik yapmayın. Tamam. Tamam. Bir şey yok. Yavaş yavaş. Eyvah. Odada bir şey unuttum. Hanım acelemiz var. Boş ver, ne unuttuysan kalsın. Olmaz bey. Çok önemli. Bir dakika almam lazım. Açıklama yapılacak. Siz gidin biz size yetişiriz. Buyurun efendim lütfen. Hadi. Lütfen hanımefendi buyurun. Buyurun. Buyurun efendim. Hadi buyurun. Bu tarafta. Evet dinliyorum. Dinliyorum. Daha ne kadar sürecek? Bitmek üzere. Hadi toparlanın. Hadi. Atın silahlarınızı! Polat Alemdar, erkencisin. Atın silahlarınızı dedim. Bu topraklarda kan mı dökeceksin? Senin inançlarına aykırı değil mi? Kanını dökemem, evet. Ama bu sizi durduramayacağım anlamına gelmez. Beni öldürürseniz hepiniz ölürsünüz. O zaman sizi baş başa bırakıyorum. Arkadaşlar seninle ilgilenecek. Seninle kalmayı isterdim ama çok kıymetli bir misafirim var. Acil çıkmam gerekiyor. Son kez uyarıyorum. Yapma!
Polat Bey! Fazıl, şateli indir! Tamam! Çok şükür. Polat Bey, burada neler oldu? Ben babamların kaldığı otele gidiyorum. Siz ne yapın edin o adamı? Tamam. Beni de haberdar edersiniz. Tamam. Bana giyecek bir şeyler getir. Oğlum, baban nerede? Timur, babam nerede? Timur, babam nerede? Efendim, onlar Süleyman'la geleceklerdi. Az önce aradım ama telefonları cevap vermiyor. Seninle kalmayı isterdim ama çok kıymetli bir misafirim var. Acil çıkmam gerekiyor. Babamı kaçırdılar anne. Zalimlerin bu topraklarda Ömer Bey'e bir şey yapmasına izin vermezsin. Vermeyeceksin biliyorum. Allah'ım, onun yüzünü dünya gözüyle bana bir kez daha görmeyi nasip et. Otelden kaçan adamın izini bulduk. Nerede? Bir araçla Mekke'den ayrılmış. Cidde'ye doğru yol aldığını öğrendik. Ben bir ekip çıkardım. Babam da o aracın içinde. Hadi. Kemerini bağla istersen. Nereye gidiyoruz? Halife ile tanışmaya. Beni istiyor. Yoksa burada Süleyman'ın yanında babamı da bulurdu. Sen benim mesajımı aldın, ben de senin mesajını. Görüşme zamanı geldi ama. Hüseyin. Polat Alemdar. What's it say? He wants to meet.
Let him come. But sir, he invites you.